Merhaba arkadaşlar. Ben Ethem Önder. Bu videomuz www.testley.gen.tr için hazırlanmıştır. Bugün 6. sınıf A Day in My City adlı 3. ünitemizi işleyeceğiz sizlerle. Bugünkü konumuz Present Continuous Tense yapısı, yani şimdiki zaman yapısı olacak Türkçedeki. Biz İngilizce'de nasıl şimdiki zamanda cümle kurabiliriz, ona bakacağız. Öncelikle gelelim şimdiki zaman yapısının nasıl kullanıldığına. Şimdiki zaman yapısı öncelikli olarak konuşma anında geçen olaylardan bahsederken kullandığımız veya şu anda yaptığımız eylemlerden bahsederken kullandığımız bir yapıdır. Yani ne geçmişte ne de gelecekten bahsetmiyor olacağız. Şu anda yaptığımız işlerden, eylemlerden bahsederken kullanıyor olacağız. Öncelikle bakalım olumlu cümlelerde present continuous tense yapısı nasıl kullanılmakta. Şunu bilmeliyiz ki şimdiki zaman yapısında 3 tane yardımcı fiilimiz var. Am, is ve are olmak üzere. Bunların hangi öznelerle kullanıldığına bakalım sizlerle. Am yardımcı fiili I öznesiyle, are yardımcı fiili you, we ya da they öznesiyle beraber ve is yardımcı fiili he, she ya da it öznesinden biriyle kullanılıyor. Bunun dışında am, is, are yardımcı fiilini öğrendikten sonra geriye kalan tek şey cümlemizde fiilin arkasına ing takısını eklemek. Olumsuz cümleye gelince aynı şekilde yine am, is, are kullanıyoruz. Yalnızca cümleyi olumsuz yaptığımız zaman yardımcı fiilimize sonra not olumsuz ekini getiriyoruz. Eğer biz cümleyi soru yapacaksak o zaman am, is, are yardımcı fiillerinden birini cümlenin en başına getirerek soru yapmış oluyoruz. Gelelim sizlerle örnek cümlelere bakmaya. Birinci cümlemize nasıl bir cümle yapabiliriz? I am doing my homework now. I am doing my homework now. Yani ben şu anda ev ödevimi yapıyorum anlamına gelmekte. İkinci örneğimiz my mother is washing the dishes at present. Annem şu anda bulaşıkları yıkıyor. Ve son cümlemiz, üçüncü cümlemiz they are working in the office at the moment. Onlar şu anda ofiste çalışıyorlar anlamına geliyor. Birinci cümleden başlayacak olursak cümlemizin özesini I ile başlattığımızdan ötürü hangi yardımcı fiil almış oldu? Am yardımcı fiilini. Peki yapmak fiili sonuna ne almış oldu? Ing yani ing takısı almış oldu şimdiki zaman yapısından ötürü. İkinci cümlemizde ise my mother yani bir she öznesi kullandık. Bu yüzden is yardımcı fiilini ve fiilin arkasına ing takısını almış oldu. Üçüncü örneğimize gelince bu sefer they öznesini kullandık. They öznesi hangi yardımcı fiili almaktaydı? Are yardımcı fiilini almaktaydı. Onu getirdikten sonra fiilimizin sonuna da ing takısını eklemiş olduk. Burada gördüğünüz üzere now, at present ve at the moment zaman ifadeleri yer almakta. Üçü de şu anda ya da şimdi gibi anlamlara gelmekte. Genelde biz bu zaman yapısında bu zaman ifadelerini kullanıyoruz. Şimdi gelelim soru kelimeleriyle oluşturduğumuz sorulara. What are you doing now? Şu anda ne yapıyorsun? I am studying English now. Şu anda İngilizce çalışıyorum. İkinci cümlemiz Where are you going at present? Şu anda nereye gidiyorsun? Şimdi nereye gidiyorsun? I am going to school at present. Şimdi okula gidiyorum. Who is making a cake now? Şu anda kim kek yapıyor? My brother is making a cake now. Kardeşim, erkek kardeşim şu anda kek yapıyor oldu. Gördüğünüz üzere bu zamanda hangi özneyi kullanacaksak arkasına ona göre yardımcı fiil getirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim yesin doğru sorularımıza. Are you watching TV at the moment? Şu anda televizyon izliyor musun? Yes, I am ya da yes, I am watching TV at the moment. Eğer cümlemiz olumsuz olacaksa
No, I am not ya da No, I am not watching TV at the moment. Bir sonraki cümlemiz Is Tolga reading a book now? Tolga şu anda kitap okuyor mu? Yes, he is. Ya da Yes, he is reading a book now. Eğer cümlemiz olumsuz olacaksa bu sefer nasıl cevap veriyoruz? No, he isn't. No. No, he isn't reading a book now. Olmuş oluyor. Şimdi gelelim sizlerle farklı bir alıştırma yapmaya. Ayşe is speaking English cümlesinde birkaç kelimenin altını çizdim ve bunlara A, B, C şıkkını koydum. A, B, C harflerinden birini getirdim. Ayşe'nin altını çizmişiz ve A demişiz. Acaba biz nasıl bir soru sorabiliriz ki Ayşe is speaking English cümlesinde cevabımız sadece Ayşe olmuş olsun? Ne diyebiliriz? Who is speaking English? Yani kim İngilizce konuşuyor diye soru sorduğumuzda cevabımız Ayşe olmuş olur. Peki B'ye bakalım. B'de English'in altını çizmişiz. O zaman nasıl bir soru sormamız lazım ki cevabımız English olsun? Öyleyse biz What is Ayşe speaking? Yani Ayşe ne konuşuyor der isek cevabımız İngiliz olmuş olur. Gelelim C'ye. C'de ne gibi bir soru yöneltirsek İngilizce konuşuyor olmuş olur. What is Ayşe doing? Yani Ayşe ne yapıyor diye bir soru yöneltirsek cevabımız Ayşe İngilizce konuşuyor karşılamış olur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere present continuous tense yapısını gördük. Yani Türkçedeki anlamıyla şimdiki zaman yapısı. Biz şimdiki zaman yapısını şu anda yaptığımız eylemlerden ya da olaylardan bahsederken, konuşma anında geçen olaylardan bahsederken kullanacağız. Biz bunlarda dikkat edeceğimiz nokta neydi bu zaman yapısında? 3 tane bilmemiz gereken yardımcı fiil vardı. Am, is, are. Eğer cümlemizin öznesi I olacaksa am yardımcı fiilini, cümlemizin öznesi you, we, they'den biri olacaksa are yardımcı fiilini, cümlemizin öznesi he, she ya da it'ten biri olacak ise o zaman is yardımcı fiilini getireceğiz. Peki diğer önemli bir nokta neydi? Arkasından getireceğimiz fiilin sonuna da biz ayancı taklısı ekleyerek şimdiki zaman yapısında bir cümle kurmuş olacağız. Bu ünitemizde gördüğümüz konu bu kadardı arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.